Halep oradaysa Arş'ın burada. Bizim Hollandalı bugün Halep sokaklarında. Gün yeni başlamış. İnsan sesleri ve kornalardan oluşan Halep korosu sarsıcı bir şarkıyla uyandırıyor mahmur yüzleri. Bir sabah vakti şehre varmış yolcular için Halep şaşırtıcı derecede canlı ve hayat dolu. Kent, baş döndürücü bir müzikal kadar hareketli. Modernleşme hırsının elinden kurtulmuş tarihi doku, göz alıcı. Hayatın ritmi sersemletici. Trafik, Arap saçı. Dünya mirası listesindeki Halep, tarihin tanığı. Açık hava müzesi değil, asırlardır yaşayan bir kent olduğu için önemli ve değerli. Her biri sanat eseri güzelliğindeki evler, bugünün tahtına geçmişin tacını takmış. Halepliler de tarihin emanetine gözleri gibi bakıyor. Eski evler birer birer restore ediliyor. Şehrin korunmuş dokusu gezginlere asırlar öncesinin sokaklarında yürüyormuş hissi veriyor. Saatleri geriye alalım. Osmanlı dönemindeyiz. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı çeşmenin üzerine Abdülhamit Han görkemli bir saat kulesi inşa ettiriyor. Biraz daha geriye gidelim. Bizans, Memlük, Roma, Hitit. Bu şehirden geçmiş ne kadar uygarlık varsa hepsiyle randevumuz aynı yerde. Halep Kalesi. Wilco doğru yerden işe başladı. Bir şehri ele geçirmek için kaleyi içeriden fethetmek gerek. Bu kale acayip bir kale. Yani kocaman. İnanılmaz büyük. İlk fark ettiğim bir şey, kapı önünde orada beyaz siyah, beyaz siyah böyle bir şey, kayalar görüyorsunuz. Diğer pakada aynı taşlar bulabilirsiniz yani kalede. Ben şaşırdım yani böyle aynı taşlar bulmak için. Ama bir nokta benim için çok önemli. Burada kutu gibi taştan yani böyle bir kare görebilirsiniz. Ve üç tane delik var. O delikler eski zamanından düşman bu köprüden geldi buraya kadar. İçindeki adamlar ne yapmış biliyor musunuz? Acayip sıcak yağ böyle koymuş. Yani ben aşçı olarak biliyorum yani o duygu. Yağ geliyorsa o yanıyor. Ve ben o zaman düşman olarak ben kaçıyorum kesinlikle. Çünkü inanılmaz yani bir şey. Ve aynı anda burada adamlar ok atıyorlar. O zaman bence bu kale düşmanlar için çok zor almak ya. Çok zor almak bir şey. Neyse içinde çok daha şeyler var. Ve sonra çıkışta ufak bir detay daha anlatacağım. Kaleyi çevreleyen hendeği geçen cengaverleri artık askerler yerine bilet gişesi karşılıyor. Thank you, Sala. O çok enteresan bir şey. Bak, yabancılar için burada 150 Suriyen dolar istiyorlar. Yerli insanlar için sadece 15. Yani ben yabancı değilim ama aynı anda yabancım. Bilet cepte. Yine de kaleyi fethetmek o kadar kolay değil. Bak, bu söylemek istiyorum. Burası çok önemli. Genel olarak kalelerin giriş köprünün sonunda. Burada kocaman bir kapı var. Burada yok, hayır. Kapı benim için sol, siz için sağ şimdi. Sağda bir kapı var. Neden? Böyle düşün.
eski zamanında bir saldırı var. Yani düşman geliyor, bir kütük var. Kütük uzun. O hareket yap, engellemek için yani yandaki duvarda bir kapı yapmış. Çünkü kütük hiçbir hareket yapamıyor. Ve akıllı, belki küçük bir kütük alıyor. Yok yani orada bir şey boğulmuş. Tekrar burada yağ atmak için delikler var. Ve son nokta olarak o benim için çok önemli. Ejderhalar görüyorum. Çünkü bizim yaşantıda, bizim dünyamızda yani ejderhanda kötü bir şey. Ama burada kullanmış. Muhtemelen iyi bir anlam var. Hangi anlam ben bilmiyorum, özür dilerim. Ama çok güzel yapmış. Akıllı değil mi? Halep Kalesi içinde üst üste kurulmuş birkaç şehir saklıyor. Sırrını açık etmeyen tavizsiz duvarların ardında kale bir nar gibi inci inci dağılıyor. Her biri tarihin başka bir kesitine açılan koridorları, dehlizleri, yolları keşfedebilmek için saatler gerek. Ama bu yorucu görevin gönüllüsü çok. Kaleden ziyaretçi eksik olmuyor. Burada ilk kale duvarlarının M.Ö. 4. yüzyılda yükseldiği sanılıyor. Onlarca medeniyetin iz bıraktığı kalenin günümüze ulaşan hali ise en çok Memlük dönemini yansıtıyor. Halep'i 50 metre yüksekten seyreden kalede pencerelerden manzarayı izlemek zor. Bunun için uzun merdivenlerin sonuna kadar sabretmek gerek. Halep Kalesi başlı başına bir şehir. Abu Abbas'ın türbesi kale içindeki şaşırtıcı sürprizlerden biri. Heybetiyle insanı esir alıyor. Yine de yapının kudretini izlerken estetik ayrıntıları kaçırmamalı. Bütün kapılar orijinalmiş. Kale içindeki yarı karanlık koridorlardan ve sonu gelmeyen merdivenlerden yılmamanın ödülü büyük. Kalenin kapsadığı baş döndürücü yaşam alanıyla Halep şehrinin kuş bakışı manzarası. Kentin kalbindeki tepeye temel atmış bir tarih sahnesi. Bir yanda eski yerleşimlerin kalıntıları, diğer yanda taştan kabuğuna gizlenmiş hamamların, sarnıçların kubbeleri. Tapınağa giden bir Hititli ile nöbetteki bir Osmanlı askerin selamlaştığı hayali bir kent. Ya ben burada artık kutsal bir yerde oturuyorum. Neden? Ya uzmanlar artık hala karar vermediler. Burası 3000 yıllık tarihi olabilir, 5000 yıllık ya da 8000 yıllık. Ama bir şey belli. Eskiden burası bir tapınak. Tapınak üstünde artık güçlendirmek için bir duvar yapmış. Selevitler o 364'te yani milattan önce yapmış. Ve sonra yavaş yavaş bu kale başladı. Yani burası Bizanslar var, Müslümanlar var, Osmanlı döneminde büyümüş. Yani herkes burada geldi ve gitti. Siyah beyaz bir bal peteğinin süslediği kapıdan Romalı, Selçuklu, Osmanlı askerlerinden asırlar sonra bir Hollandalı barış elçisi geçiyor. Bu kalede her kapı yeni bir kapı açıyor. Tarihin her sayfası daha eski bir sayfaya açılıyor. Tüm zamanları aynı mekanda toplamış bu labirentte kaybolmamak zor iş. Ya ilk olarak sadece biraz tarihi anlatmak istiyordum burada. Ama ben şaşırdım ve bayıldım. Yani o kadar büyük ki ve çok güzel. Artık burası bir suk gibi bir yer. Hep dar sokaklar. Ya nasıl güzel bir yer ya. Burada bir iki tane hamam var, bir iki tane cami var.
Muhteşem bir yer. Yani beklentiden çok daha muhteşem. Bizim Hollandalı gezdikçe merakını doyuracağına, gördükçe daha da heyecanlanıyor. Bu noktadan acayip bir manzara var ya. Burada bir hamam var, iki tane hamam varmış burada. İki tane cami varmış. Ama benim en keyif verdiği noktası, ben böyle bir yere gözle kapatıyorum, bazen açlıyorum kısa süre. Ve o zaman ben tam o eski döneme dönüyorum tekrar. Çünkü hala binalar, en azından duvarlar görüyorsun. Hala burada insanlar geziyor. Yani eski zaman burada canlı oluyor. Yani o bana acayip bir keyif veriyor. Yani benim fantezi burada full çalışıyor gerçekten. Muhteşem bir kapı görüyorum orada. Yani nereye bakıyorsam her yerde amfiteyatrosu var. Yani insanlar buraya geldiler akşamüstü. Burada bir oyun var. Ya böyle şeyler burada çok kolay canlandırıyorsun. Ve yani tarih konuşuyor burada. Tarih konuşuyor, Bilko dinliyor. Karşısına çıkan her kapı bir davetiye. Saatler birbirini kovalıyor ama Bilko büyüye kapıldı bir kere. Kalede gönüllü bir tutuklu olarak nereye sürüklenirse oraya gidiyor. Bu seferki sürpriz kalenin belki de en görkemli ve şaşırtıcı noktasına açıldı. Burası, İslam ülkelerindeki hiçbir kalede eşi benzeri olmayan bir taht odası. Eyyubi Sarayı'nın göz kamaştırıcı taht odası, ustaca bir restorasyondan geçmiş. Sanki Selahattin Eyyubi az önce odadan çıkmış. Taht odası, ahşap kaplamalı tavanı, ağaç işçiliği ve zarafetiyle tarifsiz güzellikte. Ya hayatında bayağı kaleler gördüm. Hollanda'da mesela çok güzel kaleler var. Muiderslot, Loevestein, Türkiye'de Topkapı. Muhteşem. Ben burada dolaştım. Dolaştım, yol kaybettim. Dar sokaklardan gezdim. Yani yukarı gittim, aşağıya indim. Ve sonra son olarak burada geldim. Burası nerede? Kralının salonu. Yani ben girdim, ben tavana baktım ve kelimeler bulamadım. Çünkü o kadar bir zenginlik ben daha önce gerçekten görmedim. Yani muhteşem, muhteşem bir iş. Siz kabul ediyorsunuz kesinlikle. Vitraylı camların eleğinde binbir renge bölünen ışık, odadaki masalsı havayı güçlendiriyor. Halep Kalesi dünyanın en eski ve en büyük kalesi kabul ediliyor. Kale o kadar yaşlı ki onca restorasyon ve kazıya rağmen yeni kalıntılar gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Zaman ilerledikçe kale daha eski sırlarını bir bir ortaya döküyor. Kalenin tepesinden şehre bakmak zaman algısını tepetaklak edebilir. Kale gibi şehirdeki hanlar, hamamlar, çarşılar, camiler, evler de Kayşani denen yerel taştan yapılmış. Bu da şehri zamandan bağımsız, sarı beyaz bir rüya kente çevirmiş. Boşa değil Kerem'in burada aşkından yanıp tutuşması. İnsanlık tarihinin takviminde gezinmekten yorgun düşenlerin imdadına şehir manzarasının keyfine dalmış kafeye düşüyor. Her şeyin geçmişi hatırlattığı kalede ne zamandır unuttuğumuz eski bir alışkanlığı hatırlamanın da tam sırası. Gidilen, görülen, sevilen bir yerden bir dosta kart atmak. Halep'teki ilk günün sonunda Wilco'nun yaptığı da bu. Geldim, gördüm, sevdim. Şarkın Melikesi'nden sevgilerle. Halep'te saat kurmaya gerek yok.
Halep korosu geleneksel şarkılarıyla en yorgun gezginleri bile erkenden ayağa kaldırmayı başarıyor. Korna sesleri ve birbirine girmiş bir trafikle başlayan bir gün daha. Esnaf çoktan kepenkleri kaldırmış. Ne de olsa Şam kutsallığın, Halep ise ticaretin başkenti. Halep, Şam'dan çok daha kalabalık, çok daha yoğun. Yayalar için acayip bir şey. Ve bütün polisler, burada trafik polis küfre ediyor. Ve adam küsüyor. Tamam ya. Vilko artık bu keşmekeşe yabancı değil. Halep aynı zaman çok güzel bir şehir, özellikle turistler için. Ama biraz daha arka sokaklara gidiyorsak, o zaman o yoğunluğu görüyorsun. Ve bence yani turistler için biraz fazla trafik, fazla bir gürültü var. Ama biraz daha ileride çok güzel eski evler var. Yavaş yavaş oraya gidiyorum. Mecbur böyle sokaklardan dolaşıyorum. Halep, Romalılar döneminden bu yana çarşılarıyla ünlü. İpek yolunun kilit duraklarından biri olduğu günler geride kalsa da şehir hala alışverişin merkezi. Ben yabancı değil ama burada sokakta gezerken herkes bakıyor. Neden? Çünkü sarı kafayım yani. O biraz fark ediyor bazen. Şam tam bir başkent. Halep alışveriş için. Yani o yüzden sadece kadınlar gelmiyor, yok erkekler geliyor. Çünkü ne istersen burada bulabilirsin. Büyük kısmı Osmanlı döneminden kalma çarşı, han ve bedestenler ancak İstanbul ve Kahire'dekilerle karşılaştırılabilecek çeşitlilikte. Haklı bir şöhreti olan Kapalı Çarşı 600 yıldır özgünlüğünü koruyor. Özelliği hala ticari hayatın kalbi olmasında. Kızına çeyiz düzecek kadın da, baharat alacak lokantacı da, çanta isteyen okul çocuğu da asırlar önceki gibi bugün de doğruca çarşıya geliyor. Orta Doğu'nun bu en uzun çarşısı birbirine eklenen hanlardan oluşuyor. İş kollarına göre ayrılmış esnaf, baharat, halı, dokuma, el işleri, sabun, altın, gümüş, kısacası akla ne gelirse satıyor. Ya burada dolaşırken masallar gibi gerçekten. Yani bin bir tane farklı koku alıyorsun. Rengarenk şeyler var burada. Ama gerçekten böyle sokakta dolaşırken orada bir gül kokusu var, orada bir baharat kokusu var, orada bir sabun kokusu var. Ya çok güzel ve kalabalık ama hala erken, kalabalık değil diyorlar. Bilmiyorum yani soruyorlar, geç uyanıyor çünkü geç saate kadar çalışıyorlar. Ama bu kalabalık değilse kalabalık ne demek o zaman, ben merak ediyorum. Burada kişniş var. O koku o kadar güzel ki. Ve bazı insanlar burada o tozdan hapşırıyorlar, rahatsız oluyor. Ama benim için bir dünya açılıyor burada. Çok güzel ya. Çarşı kalabalığın sözlük anlamı. 10 dakika önce ne dedim? Burası sakin. Bakın şimdi yani yapış yapış herkes. Ya biraz önce koku var koku, şimdi rengarenk. Osmanlı'nın Bursa ve İstanbul'dan sonra en önemli dokumacılık merkezi Halep bugün de şöhretini koruyor. Ya bence burada düğün için çok güzel kumaş bulabiliyorsun. O zaman çok değişik bir elbise ya da şey yapabilirsin ya. Her yerde farklı bir güzelliği var.
Ve tabii ki kadınlar bol bol var burada çünkü herkes en güzel kumaş bulmak istiyor. Gelabiya. Aynı bu bak bu long. Ha. Ama XXL. Yes. Ben o kadar büyük değilim. Var küçük. Küçük var. Var küçük. Biraz daha küçük görebilir miyim? Bak yani türü çok konuşuyor şimdi. O hala büyük benim için mi? Bu gelir aynı. Medium var mı? Medium yok. Yok mu? Yok. Denebilir miyim? Böyle akşam film seyretiyorum. Oh. Büyük. Çok büyük. Bu model büyük. Ama yani ben o kadar... Yani Suriye insanları o kadar büyük mü? Sen... Benden daha kısa boysun, sen bu giyebilir misin? Bu kışın, bu yazın mı? Bu winter, bu summer mı? No, bu summer. 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 This one smaller? Smaller, yes, we do. Atiz, film medium? This is large. Ben film medium, ama ben film medium. You don't have? You don't have medium short. Hay Allah. I am so sorry, sir. Yeah, why don't you have this one in medium, yeah? This is only large, X large, double large, X large. Vigo kafaya taktı mı takar. Denemeye devam. Çok büyük. Bu model flu, very, very big. Anlıyorum ama eller. Bu akış kebap. Şişkolar için diyor. İşte bu. Alışveriş yüze bir gülümseme olarak yerleşmiş. 5000 yıl önce bu pazar başladı. Ve neden? Çünkü burada krallar, prensler geldi. Burada alışveriş yaptılar. Sonra tapınağa gittiler. Çünkü orada Tanrı Hadad var. Ve onlar bir veri vermek istiyordu. O yüzden herkes burada alışveriş yaptı. Ve o yüzden kocaman bir alan. Yani aşağı yukarı o dönemde 7,5 kilometre kare. Çok büyük. Demek tabii ki burada oteller gerekiyordu. Konaklar, dükkanlar, pazarlar. Yani acayip kalabalık o dönemde. Neden Hadat'a dua ettiler? Çünkü Hadat onlar sağlam toprak verdiler. Ve yağmur. Bu bölgede çok önemli. İnanılmaz önemli. Ben burada dolaşarken kendime bir prens hissediyorum. Taçsız tatsız prense en azından bir asa gerek. For animals, where you have perch for animals. Aa, vurmak için. Yes. Hay Allah ya, yazık ama. Yazık. Bu dev olsun, deve. This for wife. This is the first night of marriage. We use it by women to men be good with her for all the life. İlk evlilik gecesinde o kullanıyorsun. Karısı surat çok iyiseniz çok iyi davranıyor diyor. Ve bu hayvanlar için. Hell my quality. Ha, bak, adam olanı konuşuyor aynı zamanda. I just speak some more. Ha. Because we see here Hollandish people too much. Çok geliyor mu? Çok. Evet. Aa, siz nerede Türkçe öğrendiniz? Ben? Evet. Ben Türkmen, asli Türkmen. Ha. Si. Ve burada yaşıyorsunuz? Evet. Alep'te? Alepçe. Ha. About 7-8 years before we are here. Ama siz çok karışık konuşuyorsunuz. Bazen İngilizce, bazen Türkçe konuşuyorsunuz. Hem no, Arapça. Arapça, evet. But I speak first language is French because I am teacher for birinci French language. Birinci dil Fransızca çünkü Fransız hoca. Si. Sonra Arapça konuşuyor, Türkçe konuşuyor, İngilizce konuşuyor ve iki üç kelime Hollandaca biliyor. Enteresan. Ama siz daha Türkçe konuşuyorsunuz. Arap. Siz Arapsınız. Hello. Aradığın bir şey var mı? Sorduğun bir yer. Yok, ben böyle rahat böyle geziyorum, dolaşıyorum. Ya herkes burada Türkçe konuşuyor ya. Siz Türkmen misiniz? Biz Türk ya. Türksünüz. Evet. Ha, burada ziyaret için geldiniz mi? Yok, biz burada yaşıyoruz. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Ha, hayat nasıl burası? Çok şükür Allah'a. Çok güzel. Çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz burada? Biz ayakkabıda çalışıyoruz. Ha, tamam.
Yapıyorsunuz mu yani? Yok, biz yaparız, dikeriz, keseriz, bitiririz. Vaa. Kabul biz yaparız. Çok güzel bir iş, zor bir iş. You can find too much people speak Turkish because they are from origin Turkmen and Turkish also. We are exactly Aleppo, there is near the Turkish border. For that too much village near the Turkish border, they speak Turkish. Herkes burada Türkçe konuşuyor çünkü sınır çok yakın diyor. Also there is a village take the name Turkish name. For example, Daşlıyuk, Havayuk, Başmanbek. Always take Turkish name. Suriye'nin köyler bazen Türk adılar kullanıyorlar. Exactly. Çünkü hep yani artık bir aile ya böyle bir şey değil mi? Bir aile. Evet, bir aile. Exactly. Merhaba. Bak, also here and... O Türk konuşmuyor. He don't speak Turkish. Aa, yazık ya. Zavallı. Şimdi merak ediyor onlar ne hakkında konuşuyorlar. Here. Hepsi. Hepsi. Hem Fener. Konyaspor. Konyaspor. Galatasaray. Türkiye'den gelenler için Suriye'nin tamamında olduğu gibi Halep'te de hakim duygu aşinalık. İsimler, sesler, renkler, kokular o kadar tanıdık ki insan İstanbul'da, Antakya'da ya da Antep'te olduğuna kolayca inanabilir. Halep'in insanı kalbinden vuran bir hazinesi daha var. Yüksek duvarlarla kem gözlerden saklanmış evleri. Dar sokaklardan oluşan her mahalleye büyük kapılardan giriliyor. Halep'te her birey şehre ait olmadan önce mahallesine ait. Ne çarşılara ne de yerleşimlere dokunabilmiş zamanın kılıcı. Eskişehir'de bugün hala 100 bin kişi yaşıyor. Sokaklar, evler bu bakımlı hallerini turizmden çok köklü sakinlerine borçlular. Burada tam Halep'in mutfağı hakkında yazıyorlar. Çünkü çok enteresan bir mutfak artık. Yani Osmanlı döneminde kaldı, Suriye'nin çeşitleriyle, tadıyla birleşti ve sonra bir mutfak oldu. Sonra Ermeni, Yahudi tadı artmış. O yüzden yani buradaki mutfak inanılmaz enteresan. Yani herkes biliyor artık yani. Enteresan. Halep'in mutfak çok meşhur. Ve burada bu rehberde, çünkü yani bir gezici olarak bir rehber gerekiyor. Bu rehberde şey Sisi Sokak hakkında yazıyor. Orada bir restoran var. Çok tarihli bir ev eskiden. Şimdi restoran olmuş. Orada çok güzel yemek olması lazım. Tam yerli yemek. Oraya gideceğim. Belki şans varsa... Mutfakta biraz bakıyorum çünkü biliyorsunuz yani şef olarak yani aşçı olarak merak ediyorum. Halep'in labirentine harita sökmüyor. Burada bir yere Sisi Sokak olması lazım ama şimdiye kadar bulamadım. Haritaları, rehberleri bir kenara atmanın güzel yanı, Halep'in en güzel mahallesinde kaybolma ihtimali. Dar kanyonları andıran heyecan verici sokaklar, yolunu kaybetmişlerin teselli armağanı. Uf, sonunda bu sokak buldum. Sisi Sokağı. Ve burada birkaç tane otel ve restoran var ama en güzel restoran daha ileride oraya gidiyorum. Evler arasına şemsiye gibi gerilen taş kemerler, Arap-İslam mimarisinin en güzel örneklerinden. Yüklü bir devenin altından geçebileceği yükseklikte yapılan kemerler, sokağı güneşten ve yağmurdan koruyor, komşuların sokağa çıkmadan birbirinin evine geçebilmesini sağlıyor. Halep'te evler sürekli sohbet halinde, tıpkı insanlar gibi. Bakalım neymiş Halep mutfağının sırrı? Merhaba, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsınız?
Aha, Türkçe konuşamıyorsunuz. Bak. Little bit. Az Türkçe konuşuyor. Vico şanslı. Bugün bir tercümanı var. Chef Yasir. Hello. Hello, how are you? I'm good. Hello. Merhaba. Siz Türkçe konuşuyorsunuz. Ben Türkçe konuşuyorum. Siz Türkçe konuşuyor musunuz? Arapça. Arapça konuşuyor. Ha, maalesef. My name is Vilko. Halep mutfağı çok önemli. Yani dünyada çok bir özel bir yerde var. Yani rakım olarak. Mesela Fransız mutfak çok önemli. Türk mutfağı çok önemli ama Halep'te başka bir çeşit var. Ben okuduğum mesela Halep'te hem Osmanlı mutfağı var, hem Suriyeli mutfağı evet, buluyorsun. Evet. Hem Ermeni biraz, Yahudi biraz evet, mutfak olarak. Doğru. Yani doğru mu? Evet. Doğru. Amul yani beşuf enektir muhum yani mutfak yani Halep. Ben akhud min kaffet mutfak. Her mutfaklardan almışlar gelenler. Her memleketlerden. Türkiye'den almışlar, Ermenilerden almışlar, Gerb'den almışlar, Avrupa almışlar. Onun için önemlidir. Parça et. Halep mutfağının sadece Orta Doğu'da değil, Suriye içinde de özel bir yeri var. Halep yemekleri zengin malzeme kullanımı ve baharatlarıyla ile çıkıyor. Bududur bu. Erkek küçük kuzu budu. هاي اللحمة راح تتقطع هلا موزات أو شقف شقف. bunu şimdi kesecek parça parça edecek. وراح تنسلق. kaşlayacak kendini. bunu parça parça edip şimdi doğrayacak. kazana koyacak suyu koyacak. مع عرفة. sonra kaynadıktan geri et parça et. kefini alacak üstünden. kefini aldıktan geri havuç koyacak. çöp darçını defne. Barabar kur ki tarçın. Etin şeyini ala, tamam, dat vere evet, kendine, sasısını ala, dat vere kendine güzel. Hatta tıslı. Bu işte kaynadıktan geri bunları koyacak parçaya. Piştikten geri. Türkiye'den gelenlerin Halep'in sokaklarında hissettiği aşinalık mutfağında da baki. Türk sınırına 60 kilometre mesafedeki Halep'in yemeklerinde yabancısı olmadığımız çok şey var. Piştikten geri bu kıymayı kavrulacak, kavurduktan geri bunlar... Bütün beraber bulunacak. Soğan, bahar, buz, yağ bunları beraber kavrulacak. Tabii baharat. Bahar. Sebe baharat. 7 çeşit bahar var. 7 çeşit bu. 7 çeşit. Darçın, buz, soğan, bu tavuk şeyi. Masal. Yağ. Marız. Pirinç. Hala evvel şey rah nbelleş bil lahme. Ana bel ati alalım. راح نقطع هلا هيك شندي دورياجك كاندينه مقرشه غوش باشي yapacak بعدين ناخذ وحده ايه وحده لا Madem yabancı değilsin, misafir gibi davranmayacaksın. Vilko mutfakta üstüne düşeni yapmaya hazır. Nedir kabbara? Her adam kendi nasıl yapıyor? Sever o ya küçük. Birilerinin ufaklığını. Böyle büyük parçalar. Biraz yağlı olmalı. Ha. Şefin Vilko için hazırladığı yemekte okay, hem et hem sebze hem de pilav var. Doyurucu olduğu kadar dengeli bir öğün. Üstelik damak tadımıza da çok uygun. Sadece Halep mutfağını tatmak için bile sınırın öte yanına geçmeye değer. Benim iş kolay. Pirinç o zaman açılıyor mu? Açılır. Sıcak suyla açılır. Evet. Hayır, zıfra bilen şeyle. Şimdi üstünün kefini alırız. Esamir şey. Ne ki var kaldırmalı. Suyun rengi beyaz olana kadar. Dif el bakal atriye. Nattaş tamam bitna. İstediğiniz gibi havuncu keseri. Soğanı da. Ma basal. تكنه ورقتين غار هذول راح نحطهم كلهم مع اللحمه
Bunları etmedim. Daha kalkalım sülüfan. Üstünü kapatalım. Tencerenin üstü kapandı. Virko'nun patlıcanları hazır. İşler yolunda. Sinek'in suyunu süzeceğiz. Pilav da pişince bizim Hollandalı çok merak ettiği Halep mutfağını tadabilecek. Şef elini çabuk tutsa iyi eder. Çünkü Virko'nun merakı çoğu zaman sabırsızlığına yenik düşer. نضيف اللحمة سورة أتي غمرة نضيف اللحمة غارش غارش مامي أتنا سوغان برابر بشيتك تتبل شندي أت سوليو يواش يواش أت يواش يواش بشير سبع بهارات يدي تشيشت بهارات كربو İpek Yolu'nun Çarşılar kentinde baharat elbette her yemeğin vazgeçilmezi. Bir tutam tozun ne kadar çok şey değiştirdiğini akıl erdirmek zor. Baharat dedikleri sihirden başka bir şey değil. Uçurup pişmeli. Ya koku güzel. Evet. Hala bir konu ayı kallasına. Evet. Şimdi pirinci kumalıyık üstüne edin. Fırız. Çok engin olmalı ki pirinç kırılmasın yavaş yavaş. Üstüne suyu alırız. كيلو الرز كيلو الرز بده كيلو ربع مي 1 كيلو برنجة 1 كيلو ورق سو استر شايرك سات يلا عند الملك يا باش يا باش خليكي معي هلا خليني واقف التصوير مشان طبي قديش Halep geçmişte İpek Yolu'nun kilit şehirlerinden. Şimdi ise Suriye mutfağının bir numarası. Eskişehir'deki birçok tarihi bina bugün bu mutfağı yaşatan ve tanıtan restoranlara dönüştürülmüş. Wilko'nun seçtiği 17. yüzyıldan kalma eski konak bölgede restore edilen ilk yapılardan biri. Müşteriler huzur içinde yemeklerin tadını çıkarırken mutfaktaki koşuşturma da son bulmak üzere. Bakacak pirince. Wilko'nun tabağı neredeyse hazır. مكسرات فستق حلبي فستق نعم حلام وسنغورة مع لوز بوبو بعدين حمص كله بالزيت مورمس يكون هيك جاهز للأكل böyle bitmiş olur bitti böyle müşteriye gidiyor evet hek bukun bitmiş olur جاهز applause Şimdi 10 kişilik bir yemek inşallah o benim için değil çünkü fazla oluyor yani. Ama sağlam bir yemek. Çok güzel ya. Çok teşekkürler göstermek için. Ama ben şimdi size çok teşekkür ediyorum. Karnım yavaş yavaş aç. Ben aşağıya gidiyorum restorana. Ama çok teşekkürler ediyorum. Yani öpüyorum sizi. Sağ ol. Tamam. Wilko da artık müşterilerden biri. Tek farkla. O önüne gelen yemeğin sırrını biliyor. Sağ ol. Teşekkürler. Bak yani şanslı Wilko. 10 kişilik bir yemek geliyor. Ben böyle oturuyorum, bakıyorum. Bu hayatımda bitiremiyorum yani böyle bir şey. Vaa. Ama çok güzel yani. Görüntü güzel. Koku çok güzel. Neyse ben daha fazla konuşamıyorum çünkü karnım aç. Ben başlayacağım. Afiyet olsun. Halep mutfağıyla, çarşısıyla, sokağıyla yaşayan bir şehir. Bir yanıyla bize çok benzer, bir yanıyla tamamen kendine özgü. Keşfetmeye niyetlenirseniz pişman olmazsınız. Burada gezi kitaplarında yazandan çok daha fazlasını bulacaksınız. Çok güzel gerçekten. Benim için mesela... Tarçın kullanmak çok
değişik geliyor. Yani Avrupa mutfakta çok fazla tarçın pilav için mesela ya da et için kullanmıyor. Burada bol bol kullanıyorlar. Ve fıstık, fındık falan filan. O çok kullanıyorlar burada. Ama gerçekten çok güzel. Et böyle ırıyor benim dil üstüne, böyle yumuşak oluyor. Ve hepsi birlikte çok güzel bir kombinasyon var. Tam böyle bir oriental tadı var. Yani biliyorsunuz yani özellikle o batıdaki insanlar o oryantalizm çok seviyorlar. Ya yani sen gerçekten oryantalizm seviyorsak mutlaka Halep'e gelmek gerekiyor. Çünkü burada buluyorsun. Ben o pek sevmiyorum oryantalizm kelime. Ama burada çok güzel tarihli bir yer buldum. Acayip güzel, muhteşem bir dünya mutfağı buldum. O yüzden bayılıyorum burada. Şairin de dediği gibi, işte geldim gidiyorum. Şen olasın Halep şehri. Çok ekmeğin tuzun yedim. Helal eyle Halep şehri.